Yeşilköy'den hepinize selamlar efendim. Trabzon'umuzun kurtuluşunun 106. yıl dönümünü burada kutluyoruz. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği bu güzel ortamda bugün ikinci gün saat 18'de açılışımız var ve değerli isimler de buraya gelmeye devam ediyor. Yanımda benim çok sevdiğim Köprübaşılı, çok değerli STK'cı, iş insanı, Ulaşım Sigorta'nın CEO'su ve yine aynı zamanda yıllardan beri de STK'larda büyük görev yapan ki dağ koşularını Karadeniz'e köprü başına taşıyan Köksal Burtuloğlu yanımızda. Sayın Başkan, şeref verdin, hoş geldin. Neler ifade etmek istersin? Asıl siz şeref verdiniz, evimize hoş geldik diyelim. Bura bizim evimiz. Evet, evet. Yani yıllardır bu etkinlik yapılıyor. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nu bu konuda kutluyorum. Trabzon'u temsil ediyorlar. Senede bir yılda iki ila çıkardılar. Bugün Trabzon'u gezmeye kalksak herhalde 15-20 günde gezemeyiz ama 4 günlük bir etkinlikte burada Trabzon'un güzelliklerini yaşıyoruz. Kemençesi, horonu, el işçiliği, bugün herhalde oturduğumuz yer kadın kollarına ait. Evet. Çok güzel ürünler sergilemişler. Onları da tanıttık biz biraz önce. El sanatlarımız burada, kaşığımız, beşiğimiz burada. Trabzon'un kültürü burada, Trabzon spor burada, Trabzonlu dostlarımız burada, Trabzon'u sevenler burada, Trabzon spor burada. Ne diyelim yani? Mutluyuz, huzurluyuz, geziyoruz. Evet, yani daha ne olsun gibi oldu. Standlara baktık tabii, bizim ilçe belediyelerimizin de standları var ama Köprübaşı'yı göremedim, Sürmene'yi göremedim, Araklı'yı göremedim. Yani belki göremediğim yine var ama aklımda hayrat yok. Of yok, hayrat yok. Sen de köprü başılısın. Bunlar tabii birazdan İdris Başkan'a soracağız ama bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ya tabii ki söylemek isteriz. Sonuçta İstanbul bir metropol, dünya şehri. Evet. Trabzon'un ilçeleri bu tip yerlere gelecek, kendisini tanıtacak. Köprübaşı dediğimizde aklımıza ne gelir? El sanatlarının ana yurdu. Evet. Türkiye'yi bırak, dünya çapında bir şöhrede ulaşmış bir ilçemiz. Oradaki ürünleri gelip burada tanıtacaksın, evet. Reklamını yapacaksın, belediyenin reklamını yapacaksın, kaymakamlığın reklamını, dağlarının reklamını yapacaksın, yaylalarının. Yani bunları yaparak ilçeni geliştireceksin. Bugün turizm, Trabzon'un bir Trabzon sporu var, bir turizmi var. Trabzon'da bir fabrika yok. Evet. Trabzon spor var, çay fabrikası. Ya şimdi onlar küçük ölçekte. Küçük, evet, özel. Dünyanın en büyük sektörü şu an spor. Trabzon spor üzerinden yürüyor. Trabzon aklına geldi mi tarihi, doğası, yaylaları. Değil mi? Denizi. Evet, evet. Yani bunlarla ön plana çıkan bir yer. En güzel ürünü satmanın şekli nedir? Tanıtımını yapacaksın, reklamını yapacaksın. Bugün marka bir ürünün satma diye bir sıkıntısı yok. Yani burada derneklerimiz, ilçe belediyelerimizin gelmesi gerekirdi. İlçe belediyelerimizin bir hafta önce gelip burada altyapı oluşturup çalışmalar yapmaları gerekiyor. Ama tabii ki mazeretleri ne bilemiyorum. Evet. Yani onların da illaki kendine göre geçerli bir sebepleri vardır. Ama bizim özellikle ben bir köprübaşılı olarak ben belediyemi buradan görmek isterdim. Çünkü sonuçta ben buraya İstanbul'un çeşitli bölgelerinden yüzlerce insan geliyor. Burada birinci derecede insan kimi görmek ister? Kendi kardeşini, arkadaşını. Burada kardeşim burada. Yani tamam, evet. Sen Fahri Köprübaşılı buradasın. Eyvallah. Aynen. İdris Başkanımız burada. Değerli başkanlarımız hepsi burada. Ayrıca İsmail Şatıroğlu ve yönetimini kutluyorum ben. Eyvallah. Yine güzel bir organizasyon. Gerçi ben yeni geldim ama biraz gezme şansım oldu. Zor işler bunlar. Meşakkatli işler. Yıllarca biz de yaptık bu işleri. Yapmaya devam ediyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. O dağ koşularını organize etme kaç yıl onu? Kaç yıl? 7 yıl oldu değil mi? 9. yıl bu yıl inşallah. Maşallah. İnşallah bu yıl 9. yıl olacak. Evet. Türkiye'de bir ilk. İlk defa bir ilçede 9 kez. Bunlar tabii önemli. 9 kez üst üste. Madur şenliğini bu sene yapıyoruz. Onun bir altyapı çalışmasını yapıyoruz. Bak, Ahmet Güngör'le beraber bizi kadroya yazıyoruz. Beni çağırmazlar dedi. Dedim ne demek çağırmazlar? Beraber geleceğiz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Özlediğimiz, beklediğimiz, ben biliyorsunuz eskiyi çok severim. Evet. Eski kafalıyım diyeyim ona. Aslında öyle değil tabii ki. Bizim çocukluğumuz yaylalarda geçti. İdris Başkan bilir. Sen çok iyi bilirsin. Çünkü yan yana yaylalarımız, evet. Uzmek arabalarımız, altı kutu uçurtmalarımız. İdris Başkan'ın yaylasını da biliyorum. Çok yukarılarda bir yerde. Yamaç. Bizim yaylalar daha güzel. Biraz dizdireyim mi? Şimdi eskiden ne yapardık? Araba yoktu. Dört teker kesip uzmak arabası yapacak imkanımız yoktu. Bu konuda da uzmansın şimdi. Yani
Evim İstanbul'da da var. Neyim yapmışım. Başım. Şirkette de var. Köprü başında da var. Gidiyorum, biniyorum. Gelen misafirlere bin. Ben yaylacıyım yani. Ben evet, yayla doğru. Aşık bir insanım. Ondan dolayı ki bazı arkadaşlara bir istişare yaptık. İnşallah nasip kısmet olursa eski yayla yürüyüşlerini tarihi kervan yolunda bu sene canlandırmak istiyoruz. İnşallah. Kemençelerle, olonlarla Madur Dağı'nı sohbet edeceğiz. Madur Dağı'nın eteklerinde çatırda kalacağız gece. Oradan Madur şenliklerine inşallah hep beraber sizin de katkılarıyla, İnşallah. Diğer başkanlarımızın katkılarıyla yani kültürümüzü tanıtmaya çalışacağız. Karadeniz'in başka çıkar yolu yok. Evet. Kendisini tanıtacak, kendisini turizm anlamında satacak. Bakın geçtiğimiz günlerde Emit Fuarı yapıldı. Yani bu konuda ben hasaten burada İdris Başkan'a da bu konuda evet. bir görev veriyorum. Yani haddimde değil ama o benim kardeşim olduğu için söylüyorum. Bakın Trabzon Kültür Müdürü ile de konuştum. Trabzon tanıtımı yapıyorlar. Trabzon bir Sümele Manastırı'ndan, bir Uzungöl'den, bir Atatürk Köşkü'nden ibaret değildir. Elbette. Bakın insanlara hep aynı yerleri gösteriyorsunuz. Çıkarın Trabzon Turizm Rehberi'nin videosunu, bunları göreceksiniz. Bakın Ofta, Çaykara'da, Akçabat'ta. Onlar oldukları için ama zaten. Ama niye? Evet. Bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. Trabzon'da tarihi kervan yolu nerededir? Köprü başından başlar, evet, Bayburt'a kadar çıkar. Peki bu yol üzerinde ne var? Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen tarihi kervan yolu var. Evet, az yukarı çıkıyorsunuz 156 şehit. Trabzon'un en büyük şehitliği Harmantepe şehitliği. Ama yatırım yapılmamış ondan işte ama yani. Bak anlatıyorum Murat Bey. Az ile 2 kilometre ilerisinde dünyada bakın. Türkiye'ye geçtim. Dünyada 5 yerde olan ağaçbaşı turbalığı var ya dünyada. Ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bura koruma altına alınmış. Evet. Madur Dağı Trabzon'un en yüksek efsane dağı. İniyorsunuz aşağıya. Bak İdris Başkan'ın da mesela bilir oraya ilgisini çekecek. Tarihi Arpalı Göyü var ya. Tarihi 500 ile 1000 yıl arası tarihi var. %100 Türk köyü. Evet, yani bunları inşallah gündeme taşımak lazım yani Sayın işte, Başkan. Yani İçi, onun için başkanın yüreği dolu tabii. Bunları anlatmak istiyor. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Buradan Ulaşım Sigorta'ya da çok teşekkürler bana yapmış olduğu jestten dolayı. İsmail Burtuloğlu'na, Evren Sancak Başkan'a size çok teşekkürler. Hemen İdris Başkan'a döneceğim. Bir yer değişelim ama burada bir kardeşim var. Tanıyalım sizi. Ben İbrahim Kara. Of Hayrat Makite'nin başkan yardımcısıyım. Maki Derneği. Evet. Selam olsun Maki'ye buradan. Etkinliğe katıldık. Çok memnun olduk. Beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Zaten söylenecekleri başkanlarımız söyledi. Eyvallah. Ona ilaveden bir şey yapmaya gerek yok yani. Hep şey söylemiş. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Maki çok güzel bir yerdir efendim. Selam olsun. Evet Köksal Başkanım şöyle geçeyim. Efendim burada tabii ki başkanlarımız kültüre hizmet verme adına yıllardan beri mücadele ediyorlar. İşte onlardan bir tanesi de yıllar önce bizleri yaylaya götüren ki o zaman şöyle söyleyeyim A klas sanatçı takımını ve o zamanlarda ben çok popüler bir adamdım. Beni yaylaya sunuculukta götüren ve sanatçıları bir arada toplayan İdris Türk Başkan o yıldan beri 30 sene aşağı yukarı oldu başkanım. Yaklaşık. Evet. Yoğun bir hizmete devam ediyor. Neler ifade edeceksin başkanım? Bu azim nereden geliyor? Az önce Göksal Burtuloğlu ifade etti. Yıllardan beri hizmet ediyor ama kıymeti de kendi bölgesinde o anlamda bilinmiyor. Yani bunlara da ben üzülüyorum bir Karadeniz olarak. Şöyle başlayalım. Bu azim bir defa memleket sevdasından geliyor. Evet. Göksal Başkan ne güzel ifade etmiş. Rahmetli Said Uçar derdi ya benim ilacım yayla. Evet. Biz yayla çocuğuyuz. Kesinlikle. Biz o yörelerde inek bekledik. O yörelerde o doğaçlama sosyal yaşamı birebir iliklerimize kadar yaşayan insanlarız. Memleketimizin sorunlarını Köksal Başkan bölgemizin tarihi harp yolu dedi. Aynı Büyük Harman yolu tarihi harp yoludur. Evet. İpek yoludur. Buraların öne çıkmamasının kusuru kabahati yalnız yetkililerde değil. Biz halkta da vardır. Niçin vardır? Siyasileri seçerken bölgemizin sorunlarını dile getirecek yiğit insanları seçmemiz gerekiyor. Diye getiremeyenler varsa değişmemiz gerekiyor. Doğru. Yani diyelim bir fırsat verdik, şans verdik. Birisi bu işi halledememişse onu halledebilecek birisini seçmemiz gerekiyor. Şimdi sivil toplum kuruluşları çok önemli. Artık dünyada önemliydi. Ülkemizde de bugün dernekler, federasyonlar ve artık konfederasyonlar. Biz de bu yapıyı oluşturduk. Derneklerimizi federasyon adı altında buluşturduk.
federasyonlarımızla konfederasyon adı altında buluşturduk. Trabzon Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu bir yıldır kurulalı, bir yıl içerisinde olağan genel kurulunu yapmış. Şimdi mesleki alanda, siyasi sosyal alanda birçok komisyonlar oluşturma adına çalışmalarını yürütmektedir. Önümüzdeki yıllarda bizim arkamızdan gelecek nesil bizden daha şanslı olacaktır. Yeter ki bizim tespit ettiğimiz sorunları çözüm noktasında ürettiğimiz projelere geliştirerek sahip çıkmalarını arzu ediyoruz, istiyoruz. Trabzon Dernekleri Federasyonu hakkında çok fazla söze gerek yok. Trabzon'umuzun çatı kuruluşu, sivil toplum kuruluşlarında çatı kuruluşu. Şimdi konfederasyonumuz bir üstte, çıtayı daha da yükselttik. Evet. Peki konfederasyonumuz içerisinde yer alma noktasında şu anda 5 federasyonumuz var. Duyumlar alıyoruz, birçok federasyon var bölgede. Hemen hemen hepsine ulaşarak dahil etmeye çalışıyoruz. Birlikteliğin bereketini biliyoruz, inanıyoruz. Bunun için çok gayretliyiz. Sizleri de gerçekten tebrik ediyorum. Her nefeste, her solukta yanımızda oldunuz. Sesimizi duyurdunuz. Ayrı görmüyorum, ailemizin parçasısınız. Bak Köksal Başkan gerçekten izliyor idim. Ne zaman gider yanında olurum diye düşünürken, şimdi az önce ifade etti, evet bana görev de verebilir. Hatta görev isteyip görev alabilirim de niye almayayım? Köksal Başkan'ın güzel bir faaliyetinde, güzel bir etkinliğinde yanında olmak hem insani hem de sorumluluk gereği bölgemizin insan olarak görevimizdir. Evet, çok hizmetler verdi Köksal Başkan da. Yani gerçekten. Hem maddi hem manevi yakinen takip ettiğim için biliyorum. Federasyonumuzda da bulundu. Hala da içindedir. Ayrı görmüyoruz zaten. Evet. Başarılı iş adamlarımızı, başarılı STK'larımızı, başarılı siyasetleri belirleme noktasında birlikteliğe davet ediyorum buradan. Bu çok önemli. Eyvallah. Siyaset çok önemli. Bazıları çok farklı terimler kullanıyor. Siyaset işte dürüst adamların işi değil falan. Ben bu kelimeyi asla kabul etmiyorum. Siyaset ve STK'cılık dürüst, namuslu, şerefli insanların işidir. Asıl olan bu insanları görev başına getirecek seçmendir. Oy verecek ve bunları göreve getirecek olan insanlardır. Seçmenin tespit için, evet, doğru. Evet, doğru. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Etkinliğimiz bugün 6'da resmi açılış, dün başladı. Pazar akşamına kadar devam edecek. Burada klasik bir etkinlikten ziyade çok farklı şeyler vardır. Ne vardır? Trabzon'umuzun ilçelerine değindiniz. 14 ilçemiz gelmiştir. Diğer ilçelerin de siyasi çalışmalardan ötürü gelemediğini biliyorum. Evet. Koşullar, şartlar buna müsait değil. Yürekleri bizimle, gönülleri bizimle beraberdir. Onu da biliyorum. Ama onları da organize edebilirlerdi Sayın Başkanım. Yani. Evet, bu eksikleri de lisan-ı münasip bir dille onlara söyleyeceğiz. Bu eksiği giderecekler inşallah. Peki, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben efendim, teşekkür ederim. İki değerli başkanımız, yine bir başkan yardımcımız burada sizlerle birlikte olduk. Bizi izlemeye devam edin.